Abi yedek kıyafet getirdin mi hiç? Yok. Abi he he ne ya? Şunu çık. He he. Polar mı bu? He he. Ya istiyorsan üstümü çıkarayım. Hala dökük ya. Oh shit. Arkadaşlar. Çözüme bak. Her tarafa. Benim alerjim var. Hoş geldi. Ses kalmadı barmaktan. Şimdi biliyorsun ki YouTube'da son yıllarda birçok televizyon formatı ortaya çıkmaya başladı. Birçok gazeteci, yazar, işinde uzman isim YouTube'a içerik üretiyorlar. Biz zaten bunun haber kanalları diye bir videosunu çekmiştik. Bugün de seninle talk show kanalları. Sana Helal olsun. Ben herhalde olmuşum. 7 yıllık pratiğim var burada. Gerçekten öyle. Neddemeden torun yani. Diyecek seviyeye gelmiş. Bugün seninle YouTube'da talk show programı yapan bazı kanalların videolarını izleyeceğiz ve yorumlayacağız. İbrahim Selim gibi falan gibi mi? Mesela. Evet, ilk olarak of! Eser Yenerler'le Berfu Yenerler. Ne oluyor? Berfu fan kulak mısınız siz? Berfu'yu getirin buraya ya. Hop hop. Ne oluyor, ne oluyor? Berfu'yu getirsene bir gün. Bir saniye Eren, Berfu Yenerler'in şovunun adı ne? Berfu Yener, Yenerler Show. Teşekkürler. Sence Berfu Yenerler işte. Evet. Arkadaşlar izlemediğiniz bir şey hakkında niye bu kadar yükseliyorsunuz? İzledim oğlum ben. İzliyorum ya. Hatta en iyi sarıkanla viral olmuş bir şey var. Kaşarlar diyor, kinciyim ben. Hayvan gibi kinci. Hayır. Onu demiyor. Onu diyor ya. Eserler Yenerler'in şovunun içinde... Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in iki farklı talk show programı. Evet tamam. Hepsi ayrı kendisine. Ben onu diyorum abi. Eser Yenersen Show. Eser Yenenler'in Linç Et isimli bir programı var. Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri adında bir programı var. İkisini de karışık izleyip ikisini de karışık yorumlayacağız. Güzel gözükmek için yaptığın bir hileyi söyle. Sen öyle bir hile yapıyor gibi duruyor musun? Şapka takma. Makyaj var. Kızlar da oluyor hakikaten erkeklerde ya. Erkeklerde de oluyor. Metrobüste bazen yanındaki kızın şeyini görüyorsun, duvar kağıdını. Evet. O kadar güzel bir kız. Sonra dönüp bakıyorum o kız değil yani. Kendini nasıl yaptın? Şu an estetik yaptırmak istiyor musun? Hiç istemiyorum ya. Bir kız arkadaşım şey dedi, bence hiç yaptırma, Kıvanç olmayacaksın neticede. Bunun estetik gibi la. Estetik la. Aa. Yani iki kere kırıldı. Tavla oynarken çorabımı kokluyordum şöyle. Ne dersin ya? Arkadaşıma şey olsun diye. Bu elimden bir kaydı böyle. Oha ayağını mı kırdın? Karbonat ve sirke olmasaydı Cem Eskin demiş. Bunu gördüm. Ne? Ne? Neyse organik doğal yani. Yani kimyasal kullanmıyorum. Değil mi? Bu da fonksiyonel tıpa yakın. Adam izledikten sonra evi böyle foşur foşur temizlesin geliyor. Böyle lavantayla derinlemesine yani. Buyur işte. Ya. Çok güzel kadınsın. Keşke deli olmasın. Ya böyle gülme işte. Böyle gülünce onun sonra deli diyorlar. Anladın mı? Ya. Hayır ama şu gülüşün şimdi yani insanları izleyince hakikaten deli deli gülüyor diyecek de böyle gülüyordun yani. Eskiden evet. De böyle gülüyordun. Hayır. Evet. Evet bak Eser'in de çok güzel bir şeyi var nasıl hani tavrı var. Hani tespitleri çok doğru ama insana hiç kırmadan ama bam diye yüzüne söyleyebiliyor yani. Benim çok sevdiğim bir tarz. Ya formatları sevdim ama bir de biliyor musun ne? Bence benimki alışkanlıktan ben şeyi biraz seviyorum. Talk show'da seyirci olmasına çok alıştım. Bence Berfu Yenerler çok iyi becerdi bu işi. Ve gerçekten hani televizyona, YouTube'a bir iş yapmak için dünyaya gelmiş gibi. Evet. Hani o televizyon aurası var kızın. Bayılıyorum ya, çok seviyorum. Ya samimi hissediyorum. Ama şey, Eser'in yaptığı programlarda biraz sıkılıyorum. O da sen konuşacak konu bulamıyormuş da işte zorla bir şeyler soruyormuş gibi. Geliyor. Yani Eser çok mesela muhabbet yürüsün diye zorluyor. Ya da gelen konup o muhabbet devam etsin diye çok zorluyor yani bir noktada. Evet. Yani dolayısıyla bilmiyorum yani çok kolay bir iş değil. Yani herkesin bu kadar böyle kolay gibi gördüğü ama aslında hiç de kolay olmayan bir şey bence. Sen Berfu'yu çok seviyorsun. Of, hastasın niye? Ya abi çok içten bir kadın bir kere. İnanılmaz içten. Yani içi dışı bir dedikleri kesinlikle Berfu Yenerler yani. Sence Berfu'nun mu içi dışı daha çok bir benim mi? Oh. O diyorum. O mu? O kim? Ay seni gösterip o diyor. Beni gösterip ben miyim? Hayır o yani. Sıkışıyorum seninle.
Bana mı diyorsun o diye? Hayır diyorum ki sen o. Sen desene. Berfu'yu tercih ettin. Ha Berfu'yu tercih ettin. Hayır ya o diyorum. O kim oğlum? Ne anlatıyor bu ya? Yani kimse soruyor. Değil. Kimse değil demek istiyorum. Arkadaşlar Melina bu arada biraz da aç. Abi, bayağı süredir de bir sorunun şeyleri, bir cevabı var. Ya evet. Sen diyecek ya Berfu diyecek. Evet evet. O dedi ya. Üçüncü bir cevapla kişi. Cevapla yandık yani burada bir anda yani. Geçiyoruz. Ne oluyor ya kanalında? Oo. Fırat ve Ceyda'nın yaptığı düşük bütçeli talk show. Bu kanalda aşırı samimi yani bu içerikte. Mesela talk show yapacakları kişiyi evlerinden almaya kendileri gidiyorlar arabayla ve vlog çekiyorlar falan öncesinde. İşte evde pijamalarla bilmem ne evet. Salonlarında. Yani bağdaş kurup. Bağdaş kurup şey falan. Hani Ceyda'nın hep çorapları gözüküyor falan. Bayağı samimi bir talk show. Kanka senin klibinin yönetmeni olabilir miyim? Bana güven. Bak gerçekten ol. Güven. Ama bana bak gerçekten güven diyor. Öyle mi? Şaka yaptım tamam. Az önceki şeyde. Senin klibinin şaka yönetmeni ben olayım. Tamam. Uçurur. Burası sürekli gaz diyor. Uçurur. Sürekli ben buradan kulağa kulağa şey geliyor. Mükemmel bir adam. Ya zaten evlenmişsiniz. Bana daha övme Fırat Albayrak. Klibe ne kadar bütçe ayırıyor? Harika bir adam. Ya oğlum beni dinle. Şey diyor buradan Ceyda Sıkışı'ydı. Yapar. Beyim yapar diyor. Yapacağım ya. Yapacağım. Ne kadar bütçe istiyorsun ya? Hayır. Şimdi ben ona göre uçacağım kafamda. Uçar diyor. Anlatıyorum. 1, 2, 3. Aman huzurumuz kaçmasın diye. Yaprak dökümü. Evet. Aaa, oha nasıl yakaladı buradan ya? Kocam oynuyor dizide. Kaçak filmler. Telefonuma geldi mi? Hayır. Atarım mı? Senin ama entegrasyonların zaten. Benim entegrasyonları başkanım. Bu editizmi yaptınız. Geçiş hoşuma gitti. Böyle çok enerjik bir şeyden yine böyle durgun bir şey geçtik. Ya. Helal olsun sen. Gel elini bir sıkayım. Elini öpeyim mi? Gel ayaklarını kapanayım falan diyecek. Abi yok abartma ya. Onun eline elinde kar soğuk. Senin de elinde kar soğuk. Ama şey denir. Hani ellerin buz gibi. Bir bakayım. Dön. Ne de böyle? Evet. Karpuz gibi doğru. Ya öyle. Hiç de değil yani. Öyle öyle. Seninki öyle. Ya. Herkes biliyor. Ay. Herkes bunu come biliyor. Come on diyelim hadi. Herkes biliyor. Bizim korku videosuna da bir baktım videoyu bir açtım. Aa çikolata yemişler başta. Bunda da var. Bunda da mı var? Tabii. Sen gel bedirin. Bir geldi. Bana bok atmışlar. Geç kaldı yine ya. Bir geç kalırken ne yapılır? En iyi çikolata yenir falan deyip çikolata çıkarmışlar yemişler. Ama öncesinde çıkmışlar. Ha? İzlerken çok yoruldum. İzlerken uykum mu geldi? Yoruldum. Niye? Takibi çok zor. Nasıl yani? Valla herkes aynı anda konuşuyor falan. Bir kaos mu var yani? Evet. Ceyda şey diyor, yine çağrıyı bekliyoruz falan diyor. Ben de izlerken kötü hissettim. Abi peki niye çoraplılar? İşte ev ortamı ya kızım. Olsun. Melina hiç mi bir şey anlamadı? 10 dakikadır izliyoruz burada ya. Anlattı ev ortamı. Ama gözüme evlere... batıyor ya. Ben ya. Ayak sen görmeyi sevmiyorum. Musun? Terlik giyiyorum en azından. Aynen giymiyordur. Abi, aynen. Ben ayak bugün sevmem. Biraz anladım seni ya. Benim tadım kaçıyor baba. Ben ayak sevmiyorum abi. Ya. Gözüme batıyor. Hayata karşı... Abi çıplak ayak karşı umutsuzlaşıyorum ben ya. Hayata karşı beklentim. Terlik giyebilir. Bak Ceyda'nın ayağında patik var. 3 saniyen var hazır mısın? Fırat'a benziyor adam. Kim o ya? Sana benziyor. Bana benziyor ya. Bak ben Fırat'a övdüm. Oğlum bak şu an daha çok benziyor zaten. Polat Alemdar mı? Ha. Arka Mesatçı. Mesatçı ya. Mesatçı'ya da benziyor muyum ben? Kim? Ya hani köpeğim var bak şimdi bak. Ölmüş bu köpek. Ölmüş. Mesut komiser. O zaman çıkartayım silahımı da. Mesut komiser. Arka sokaklar Mesut komiser mi? Arka Mesut komiser değil ya. Hayır tamam ya anladım. Selami. Mesut komiser çok iyi. Nasıl buldun? Keyifli. Bu kadar demiş. Teşekkür ederim. Sonraki videoya geçiyoruz. İzlemesi keyifli bir ikili. Baş başa komiklerdi. Bir de birini daha ekleyip ve böyle ufak tefek yarışmalarla beraber çok eğlenceli bence. Çok güzel yapmışlar ya. Bence şey eksik. Samimi bir ortam da var abi yani. Evin içindeler. Olacak. Herkes aynı anda... Ya bir kuralı yok ya. Ya arkadaş ortamı gibi. O samimiyeti alıyorsun ama Allah nereye bakacaksın, nereye dinleyeceksin ile... Şey yapamadım ben. Evet. Organize olamadım. Mesela sen konuşuyorsun, ben de burada konuşuyorum. Sen konuşmaya devam ediyorsun evet, falan evet. Böyle. Ya o samimiyeti alıyorsun ama karışık geldi yani bana. Hmm. Evet, belki sahnelerden dolayı da olabilir ya. Şimdi çok da şey yapmayayım hani. Diğer normalde bu kadar değil yani. Ha tabii canım. Değil ama. Çoğu bölümde izlemişimdir yani. Genel olarak bence insanları tanımak için de güzel bir platform. Çünkü hani hiç görmediğin yanını görüyorsun. Daha samimi hani farklı konulara değiniyorlar.
mesela bu klişe magazinsel şeyleri sormuyor da hani hakikaten nelerden hoşlanıyor, işte nasıl bir aile yaşamı var falan. Daha samimi konuları işledikleri için genel olarak daha güzel de tanıtıyor bence katılan programa insanları. Çok keyifli, ben seviyorum. Yani çeken için daha eğlenceli. Bana hitap eden bir şey değil mesela. Yanlış anlaşılmasın. Ben şimdiden Fırat ve Ceyda'na özür diliyorum Buğra adına. Hayır, sen devam et abi. Ya tamam, dile. Yanlış anlaşılmasın diye o yüzden dedim zaten. İnanılmaz sempatik bir çift. İnanılmaz iyi anlaşıyorlar, çok belli. Ama bana hitap eden bir tarz değil bu. Çok güzel. Bir izleyeceğim. Valla. Evet, izlenmeli. Ben de kısa kısa görüyordum. İzleyelim bunu, bu güzel. Evet, güzel bu. Evet. Burak, bir gece buluşalım, izleyelim. Ben şey, Burak, niye Burak'ı istiyorsun yanında? Kim isteyecek? Aynen kızım, kim isteyecek? Öyle seni mi isteyecek? Allah en yakın Allah. Ben Burak'ı görüyorum. Aynen, yani sana ne? Ben onunla çok yakın, best friend forever belki. Allah Allah. Şeyimiz de şey. Aynen, bizim şeyimiz de evet. Şey bu arada. Allah aynı olsun. Yani. Evet. Yerinizde biliyor muydun bunu? İbrahim Selin. He tamam, onu biliyorum. Cem Yılmaz'ı falan ha. Çağırdı falan. Önce işte. Onu biliyorum. Zorlu'da program yapmıyor mu? Zorlu'da çekiyor evet, ama YouTube kanalı yayınlıyor. Ha, hem Zorlu'da çekip oradaki biletlerin parasını hem sonra YouTube'a yüklüyor. Kalişan. Biz de açık şöyle. İşe mi tepki verdik bu kenar? Yeni yılda daha çok ben diyerek penis büyütme ameliyatı geçiren bir adamdım. Ameliyat öncesi minimum 3 santimetre uzama vaat edildi. Ancak 12 santim uzunluğunda olan penisim 11 santime geriledi. Hangi tavırlar seni daha da karşındakine bağlar? Ağzıma sıçması. Abi ya niye öyle? İlgisiz bırakması beni. Tövbe estağfurullah. Az arayıp sorması. Ama seven sevilir değil mi? Ne diyor bitti yerde ara? Boş ver. Men neyse. Ama seven sevilir değil mi? Yani eylem onu tam bilmiyorum. Bu programın şöyle bir avantajı var bence. Konuklarıyla gerçekten yakın arkadaş olduğu için konukların verdiği tepkiler daha samimiymiş gibi geliyor bana. Yani daha normalde olmayacağı kadar yakın ve doğallığı bu programda yapıyorlar gibi geliyor. Ya bizim çocuk çok zeki. Aman Allah'ım, işte öyle bir şey yapıyor ki çok ileride falan ben de manyak bunlar falan diyordum. Ben söyleyeyim bak, atıyorum her çocuğun yaptığı bir şey. Bir agı diyor mesela. Barış! Agı diyor. Böyle bakıyor böyle. Ya yok diyorum, bak bir bak. 2 yaştan önce agı çok... Bir de şunu ekliyorum bile sonuna. Biliyorsun zeka anneden geçiyor. Abi bu şey. En sevdiğiniz küfür ne? Alen. En sevdiğin küfür ne abi? Vallahi söyle. Bipleriz yani ama söyle. Kapat kulağını. Kapat kulağını. Abi kulağım kapanıyor sen ya. 25 yaşına geldim ya. Ben... Neyle senin en sevdiğin küfür ne? Ben kullanmam. Allah'ını seversen söyle ya. Ne olacak abi? 25 yaşına geldin ya. Ha? En sevdiğiniz küfür ne? Oo. Kitabını yazarız. Gerçekten söyleyelim mi? Lan senin doğumunu müjdeleyen. Aa. Ya keşke biz de duysak şunları ya. Çağlar seni. Hepsi evladım gibi. Ben seviyorum İbrahim Selim'i. Olumsuz bir şey yok yani, gayet tatlı bir adam. Yani İbrahim Selim'in buradaki en büyük avantajı ünlü konukları alabiliyor olması. Koca Cem Yılmaz bilmem ne falan. Peki o zaman sana da sorayım abi. En ilginç küfür. En ilginç küfrünü bize eder misin? Yani öyle bir şeyim yok ya. Ben çok klasikçiyim yani. Mesela? İşte ananı çocuğu bunlar yani. Pozitif bir insan ya. Hani böyle programına gelen insanı üzmüyor. Hani aşağılamıyor falan. O yüzden çok bence şey... Tatlı. Evet. Ama ben serbest vuruş kısımlarını geçiyorum genelde. Çünkü izlemiyorum o kısımları. Çok hitap etmiyor. Serbest vuruş adında gündemden haberlerin olduğu bir seri varmış ki. Burada zaten iki tersi gördük. Sen bunu çok sevmiyorsun. Ben çok bayılmıyorum. Yani İbrahim Selim'in yorumlarını merak etmiyorum. Ya kızım gerçekten gözde ya. Çok düşünmeden konuştum. Evet birden. Tamam, bunu daha güzel bir şekilde söyleyelim. Ya gündemdeki konulara... Esprili bir yorum yapılmaya çalışılıyor ya hep. O esprili yorum yapma çabası beni itiyor. Ben eğlenceli buluyorum. Çok da sempatik bir adam olduğu için izlemesi keyifli oluyor. Yani şey, şakaları vesaire çok güzel aktarıyor yani insanlara. Ve mimikleri de biraz hani bazen böyle çok şey duruyor, böyle çok durgun duruyor ama aslında o mimiğin bir parçası olduğu için hoşuma gidiyor benim. Mimiğin parçası olan ne? Mimi. Yani çok o durgun. Mimik demek ne kadar zor ya. Evet ya, mimik. Mimik. Geçiyoruz arkadaşlar. Melis İşiten ile Zaten Show Garaj isimli kanalda yayınlanan bir program. En sevdiğim meyve nedir? Erik.
Çilek. Orası mı diyalog lan? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Hani şey gibi o erik çilek. Çilek. Hiç böyle bir diyalog görmedim lan ömrümde. Erik diyorum bir yarım saat sonra çilek diyor. Çilek severmiş. Çilek sevmediğinle ilgili bir şey. Ya bu parçayı atın bana ya. Burası telefon melodim yapacağım. En sevdiğim meyve erik çilek. Çilek yemiyorum. Neden? Bu daha standart bir talk show şeyine değil mi? Babam emekli olmasına bir sene var. Kadın aynen şöyle dedi. Bir sene içinde dedi, emekli oluyorsunuz dedi. Babam orada şöyle oldu bak. Evet. Babamı tavladı. Dedi ki işte uçakla dedi buradan dedi işte şeye gidiyorsunuz İstanbul'a. Babam orada koptu. Babam helikopterlere binmiş zamanında bilmem ne bir komando ama vatani görevi olmadığı sürece yerden havalanan hiçbir şeye binmez babam. Aynı ben. Deli. Ya binmiyor sen uçağa falan. Sen de binmiyorsun uçağa. Binmiyordum. Bir gün Acun abi para teklif etti. Dominik'e uçtum oğlum. Ben nereye arabayla gittim falan, ben uçaktan korkuyorum. Kimse beni bindiremez. Acun abi aradı böyle, ben havadayım. Çok aşırı. Çok isterim hepsiyle yani, hiçbirini öldürmek istemem. Ben de istemezdim ama mecbur. Biraz da sevişeceğim. Ben Uraz'ı bir gece saklar mıyım? Sen öyle daha iyi. Ben onu bir gecede bitirir miyim? Bir, iki. Üç. Evet, sana inanıyorum. Biraz açıklamak ister misin? Erkekler iş seks olduğu zaman ayağı yerden kesmek için aklınıza gelebilecek her türlü şeyi sen benim çocuğumun annesi... Ama işte kadın orada zaten bunu söylemesi de ama sevişecek. Daha da alevli olsun diye. Olayı daha gaza hizmete getiriyor. Artırmak için. Kafa karışıyor. Değil gaza mi? Getiriyor. Hizmet artırıyor tabii çünkü. Alacağını anladım. Almak için veriyor. Daha da fazla alsın diye. Tabii. Olayı daha... Ne oluyor? Sohbetler burada çok ayrı yerlere gidiyor bu programda ama. Muameleden mi bahsediyoruz hizmetten? Evet, muamele. Evet, muamele biraz bence çok ucuzlattın olayı. Muamele. Daha neler. Biraz da seansa falan geç bari. Posta. Kaç posta? 5 posta daha olsun diye. Neresi işte iş, tele, yani, program bu şekilde. Şimdi bu şekilde. Televizyonu gülüyor ama. Şimdi bu şekilde ne diyorsun da bana izlettin. Neredeyse bütün videolar hep şey üstüne, cinsellik. Oo. Yuh! Ya yani burada 5 farklı video izledik, bir tanesi öyle yani. Niye? Cem Yılmaz diyorum. Bu talk show'un YouTube'a geçme süresine demek ki ben hakim olamamışım. Bayağı komik yani ya. Küçükken televizyonda haftada bir beyaz show izleyeceğiz diye nasıl heyecanlanırdık. Evet. Burada bir sürü talk show var. Tabii ki bir beyaz show, beyaz başka değil. Bir seviye evet, de. O farklıydı. Ama güzel konseptler ya, bence samimi güzel. Bu da izleme keyfi veriyor, niye diye sorarsan. Ha. Melis'in çok böyle hani samimi bir şeyi var ya, tavrı var ya, o da karşısındaki konu çok rahatlatıyor ve böyle patır patır dökülüyor yani. Normalde hakikaten mesela Murat Boz gibi profil atıyorum. Hani başka bir yerde konuk olduğu zaman çok söylemeyeceği şeyleri burada daha arkadaş ortamında gibi hissedip rahatça söylüyor. Melis İşiten sanki o kadar doğru konuklar seçiyor ki programı Melis İşiten olmasa da ilerletirler gibi. Gözde sen... Bu program sahiplerine karşı bir yardırıyorsun. Ya öyle İbrahim mi, Selim öyle mi duruyor? Hayır evet. Mesela İbrahim Selim de öyle değil. İbrahim Selim de yönlendirici konumda İbrahim Selim. Evet. Melis İşiten konuklar daha domine ediyor. Ha? Doğru kelime. Domine ediyorlar programı. Şey gibi şeyde yani. De ne oluyor ya da akış yok gibi. Ay çok doğru söylüyor. Evet. Evet. Aa tamam. Her türlü işte atıyorum işte siyasetten işte ne bileyim cinselliğe. Cinsellikten işte ne bileyim dizi filme falan filan gibi her türlü konunun konuşulabilmesi bakımından çok kıymetli zaten hepsi. Evet doğru. Ona çünkü hiçbir şey söyleyeyim. Çünkü televizyonlarda konuşulmuyor artık. Aynen böyle öyle. Şeyler lazım yani. Aynen öyle. Ama hani eğer şey varsa hani illa da komik olsun diye bir şey varsa bu biraz sırıtır. İlla da komik olsun gibi bir kaygı da taşımıyor anladığım kadarıyla. Evet, sohbet edelim. Aynen. Gelen konuklarla güleceksek de güleriz, eğleniriz diye aynen bir öyle. Şey var evet evet. Ben hiç görmemiştim. Ne Reels'larda ne hani kısa kısa part şey olsun. Ama beğendim. Aslında beğenmedim. Şöyle beğenmedim. Hah. Şöyle ya, doğal şey gerçekçi hayır. Konuş ya. Güzel beğendim. Ama ne diyorum kızım ya? Beğendim beğenmedim. Hayır, açıklıyorum ama lütfen. Tarih öncedir beğendim beğenmedim. Ya net beğendim ne beğenmedim açıkçası nötr ya. Tamam yani, beğenmedin devam edelim. Böyle çok şey gibi geldi bana hani
şimdi öyle doğru laf olacak mı bilmiyorum ama böyle diğer programlara özenti gibi olmuş bence. Programda kişilik testi varmış. Öldür, seviş, evlen isimli bir oyunları varmış. Biz de şimdi seviş kısmı çok... Herkesin sevgisi var abi bizim ekipte. Ya o ne alakası var? Buğra, Anıl, Topel. Buğra ile kesin evlenir. Evlenin Buğra. Buğra çok yoğun. Buğra ile evlenemem. O ilişkiyi ben bir yere taşıyamam yani. Aha. Ya konu buradan nasıl geldi buraya abi ya? Hadi ya hadi. Evlen artık birisiyle. O. Abi, ya şeydi. Diğerine el öldür, seviş. Öldür, seviş. Anıl, Topel. Allah. Anıl'ı öldürürüm, mecbur bırakmadan sevişim. Allah'ım Allah rahmet eylesin, evet. Devam ediyoruz. Dürüstsün bence. Ay nasıl şey oldu? Bilmiyorum. Sihir mi oldu? Dokunma bana. Abi ne oldu ya? Elim arkadaşlar, elim memşi oldu. Videomuzun sonuna gelir iken arkadaşlar. Bak artık yavaş yavaş gelmiyorsun. Ne dedim? Yavaş yavaş demedim mi? Aa. Videomuzun sonuna gelir. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür bu arada bu yeni izlediğimiz bütün arkadaşlar selam programların linklerini açıklama kısmına koyuyoruz. Selam olsun. Selam da olsun yani. Selam da olsun. Merak edenler aşağıdaki linklerden evet. Arkadaşlar. Gidip bakabilirler diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bakın. Hoşçakalın. Talk show programları arasından sadece bir tanesini izleyecek olsanız diğer hiçbirisini bir daha hiçbir zaman izleyemeyeceksiniz ama hangisini tercih ederdiniz? Melina senden başlayalım. Bir dakika çok iyi düşünmem lazım. Çok ben de aynı zamanda düşünüyorum. O kadar da kritik soru değil. Çok kritik abi. Ya bence yenenler ya. Yani ne oluyor ya? Çok kapışıyorlar ya. Yok yenenler. Eser yenenler mi? Evet ikisi. Horak ya onları bir ya. Tutuyorsun ama. Tutmuyorum ya. Ama sen demin bir gösterdin. Ay, olsun. Oğlum o başka bir şey. O bir aile sanatı. Tamam ben de aileyi seçiyorum. Aileyi o için içinde ayıramazsın. Yani ikisi de farklı. Tamam yine ayırmayacağım. Bir kere tamam da aynı anda izleyemezsin. Aynı anda izlerim niye izlerim? Bravo. Nasıl diyeceksin aynı nasıl anda? Nasıl diyeceksin? Bir orada. Ya. Görüşürüz abi. Vallahi ben de gidiyorum. Yemeğimi